Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 165-169. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَمِنَ النَّاسِ insanlardan bir kısmı da vardır ki مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادَ Allah'ın dışında, Allah'ın dununda bir takım ortaklar edinir. Allah'a şerikler edinir. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Onları Allah sever gibi severler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenlere gelince اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ Onlar Allah'a muhabbette çok daha ileridirler. Diğerlerinin o putları sevmesinden çok daha fazla ehli iman Allah'a muhabbet ederler. Burası gerçekten düşündürücü bir nokta. İnsanların bir kısmı var ki Allah'ın dışında şerikler edinir. Allah'a ortaklar edinir. İlk hatıra gelen putlar. Mesela cahiliye Arapları putları Allah'a yaklaştırsınlar diye arada bir aracı olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bize naklettiğine göre şöyle diyorlar. مَا نَابُدُهُمْ اِلَّا لِيُغَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz o putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bu da yine şerik koşmaktır. Ve uluhiyette, mabudiyette Allah'a şerik koşmak anlamına gelir. Öte yandan putlaştırılan şahıslar var. Ve bazıları bunları ilah yerine koyuyor. Ve Allah'ı sever gibi bunlara muhabbet ediyor. Daha bunun gibi ilah yerine konulan epey şeyler var. Tarih boyunca insanlar bu tarz sahte mabutlardan kurtulamamış. Ve insanın tabiatında Allah'a muhabbet etmek var. Allah'ı bilmek, tanımak, ona muhabbet etmek insanın tabiatında var. Elbette bizi yaratan, bizi rızıklandırana kalbimizin muhabbetle dopdolu olması gayet normal bir durum. Ve bizden de istenen normalde budur. Allah'ı tanımak ve Allah'ı sevmek. Ancak nasıl ki tabiatında yüzmek olan ördekler eğer yüzebilecek uygun yer bulamazlarsa, güzel sular bulamazlarsa, bulanık sularda, çamurlu sularda da oyalanırlar. Onun gibi insanlar tevhid deryasında yüzebilecek kabiliyetteyken ve bunun için yaratılmışken, eğer tevhide ulaşamazlarsa, bunun yerine bir takım çamurlu yerler hükmünde, bulanık sular hükmünde Allah'a şerik ittihaz etmek, batıl mabutlar edinmek, bu gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Ve şu anda da dünyaya baktığımızda insanların pek çoğunun batıl mabutlara muhabbet ettiğini, onları sevdiğini görmekteyiz. Allah-u Teala bu ayette ehli imanın Allah'a muhabbette diğerlerinden daha ileride olduğunu bize nazara veriyor. Çünkü hak bir mabudu seviyorlar ve hak bir mabudu sevmek de elbette hakikatiyle bir kalpte olduğunda çok kuvvetli bir sevgidir. Burada aşk-ı mecazi, aşk-ı hakiki diye ifade edilen, daha çok tasavvufta kullanılan bir manaya da dikkat çekmek istiyorum. İnsan bir takım şeyleri seviyor. Diyelim kendi hayatını seviyor, gençliğini seviyor, nimetleri seviyor, hayat arkadaşını seviyor, anasını, babasını, çoluk çocuğunu seviyor. Bütün bunlar birer sevgi. Bütün bu sevgiler eğer Allah namına olursa, Allah'ın bir ikramı olarak düşünülürse yerini bulmuş olur. Ama diyelim Mecnun'un Leyla'yı sevmesi tarzında başka bütün sevgileri unutturacak, hatta Allah'a muhabbeti de gölgede bırakacak bir sevgi olursa bu sevgide Allah'a şirk koşmak olur. Peki Mecnun Leyla'yı sevemez mi? Leyla'yı sevebilir. Diyelim evlenir, hanımı olur. Hanımı olarak onu sever. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak, bir ikramı olarak sever. Ona bu güzel özellikleri veren Allah'a muhabbet eder. Demek ki bütün sevdiklerimiz Allah'a muhabbete vesile olmalı. Ve Allah'a muhabbetin yerine geçmemeli. İşte bir kısım zatlar sevdiklerini Allah sever gibi sevebiliyorlar. Ve o zaman sevgi noktasında bunları Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. Bu kaçınılması gereken, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta.
Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi'de şöyle bir misal verir ve der ki, bir kuş yüksekten uçuyordu, gölgesi de yerde uçuyordu. Avcı torbasındaki bütün okları o gölgeye boşalttı ama bir şeyi de avlayamadı. İşte bir gerçek kuş var, bir de bunun gölgesi var. Gerçek kuşu avlayabilirsek bu önemli. Ama gölgeye okları attığımızda elimize bir şey geçmiyor. İşte gerçek sevgi Allah olan sevgidir. Muhabbetullah diye tabir edilen sevgidir. Bunu yakalayabilirsek bu bizim için çok önemli. Ve bizden istenen şeylerden biri de zaten bu. Bizi yaratan, bizi rızıklandıran, bize sayısız nimetler veren zatı sevmek aynı zamanda bir fıtrat borcudur. Yaratılışımızın bir gereğidir. Ama Allah'a muhabbet yerine Allah'ın yarattığı şeyleri Allah'a ortak koşmak bu hale gelecek olursa bu Allah'a perde olur, Allah'a muhabbete engel olur. Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Tasavvufta fena fiş şeyh, fena fir rasul gibi ıstılahlar vardır. Şeyhinde fani olmak, peygamberde fani olmak ama bunun bir üst mertebesi fena fillah, Allah'ta fani olmak. Bir kimse elbette şeyhine muhabbet eder ama şeyhine muhabbeti Allah'a muhabbete vesile olmalı. Ve şeyh onu Allah'a götürmeli ve peygambere götürmeli. Bu noktada vesile olma noktasında bakmak gerekiyor. Vebtehu ileyhil vesile, Allah'a vesile arayın ayeti. Bu gibi bu hastaların meşruiyetine dikkat çekmektedir. Bunlardan istifade etmek lazım ama orada da kalmayıp bunlar bizi Allah'a götürebilmeli, Allah'a muhabbete ulaştırabilmeli. Velev yarallezine zalemu, o zalimler bir görseler, iz yaravnel azabe, azabı gördüklerinde, ennel kuvvete lillahi cemi'a, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu görseler. Yani görecekler. Yani şu dünyada bütün kuvvetin Allah'ın olduğu pek çok insan tarafından bilinmiyor. Ben yaptım, ben ettim veya falanca yaptı, falanca etti gibi sebeplere takılıp kalabiliyoruz. Ama diğer aleme gidildiğinde herkes bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu, bütün izzetin Allah'a ait olduğunu orada görecekler. İşte zalim olanlar da nefsine zulmederek, başkalarına zulmederek, Allah'a şerik koşarak yine zulüm yapan kimseler bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu diğer alemde görecekler. Ve ennallâhe şedîdül azâb, ve Allah'ın azabının şedid olduğunu orada görecekler. İz teberra ellezîne üttübi'u, tabi kılınanlar teberri edecekler. Yani kendilerine tabi olunan, metbu makamında önder gibi görülenler, bunlar diğer alemde teberri edecekler. Minellezîne teba'u, kendilerine tabi olanlardan teberri edecekler. Ve ra'avul azab, ve azabı görecekler. Ve takatta'at bihimul esbab, aralarındaki bağ, aralarındaki bağlar o şekilde kesilecek, kopacak. Değerli izleyenlerim, dünyada işte Firavun gibi, Nemrut gibi küfrün önderleri de var. Ve Kur'an-ı Kerim diğer alemde insanların önderleriyle çağrılacağını bize bildiriyor. İşte Firavun ve yandaşları, Nemrut ve yandaşları gibi bütün batıl ekollerin önderlerinin kendilerine tabi olanlarla mahşer meydanına geleceğini Kur'an bize anlatıyor. Diyelim Firavun'u bize örnek verelim Kur'an'da geçtiğinden dolayı. Firavun kavminin önüne geçti. Ben sizi işte suya götürüyorum, güzel nimetlere götürüyorum diye onların önüne geçti. Ama sonunda onları ateşe teslim etti. Tabii ona tabi olanlar bunu görünce senin yüzünden buraya geldik gibi onu kınayacaklar. Ve belki de üzerine varmak isteyecekler. Ama Firavun ve Firavun meşrep olanlar orada teberri edecekler. Diyecekler ki biz sizi zorla getirmedik. Biz sadece peşimizden gelin dedik. Siz de bize tabi oldunuz. Gelmeseydiniz. Benzeri bir durumu zaten şeytanda görmekteyiz. Diğer alemde şeytan kendine tabi olanlardan teberri edecek. Ve onlara diyecek ki ben size sadece
peşimden gelin dedim. Siz de tabi olup geldiniz. Gelmeseydiniz ben sizi zorla peşimden getirmiş değilim. Ve bu şekilde gerek şeytan, gerek şeytanın önemli adamları durumunda olan Firavun gibi, Nemrut gibiler, kendilerine tabi olanlardan diğer alemde teberri edecekler ve diyecekler ki biz sizi zorla getirmedik, siz bizim peşimize takıldınız, aklınızı kullansaydınız bizim peşimizden gelmeseydiniz. Ve böylece aralarındaki bağ kopmuş olacak. Ve قَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا O zaman tabi olanlar şöyle diyecekler. لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Keşke bizim için bir dönüş imkanı olsa da فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ Biz de onlardan teberri etsek. كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا Onlar bizden burada ahirette teberri ettikleri gibi. Tabi burada keşke, keşke demek meseleyi halletmiyor. Diyelim yaşı 70'i bulmuş olan bir insan ömrünü değerlendirememişse keşke tekrar hayata yeniden başlasaydım demesi onu yeniden hayata başlatmaz. Ve koca bir ömür boşa akıp gitmiştir, bir işe yaramamıştır. İşte keşke bu noktada insanı kurtarmıyor. Demek ki diğer alemde de o zalim insanlara tabi olan, tebaa durumunda olan kimseler çok büyük bir pişmanlık duyacaklar. Keşke tekrar dünyaya geri dönsek de Firavun gibilerin, Nemrut gibilerin peşinden gitmesek diyecekler. Ama böyle demeleri onları dünyaya geri döndürmeyecek ve oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Kezalike işte böylece yurihumullahu a'malahum Allah onlara amellerini gösterir. Haseratin aleyhim kendilerine bir pişmanlık olarak gösterir. Yani orada bütün çıplaklığıyla ne kadar zarar ettiklerini görecekler. Çok derin bir pişmanlık içinde olacaklar. Feryadu figan edecekler. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde nazara verildiği gibi Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya döndür. İstediğin gibi kul olalım. İstediğin gibi amel edelim diyecekler. Ama şu dünya imtihanının ikincisi söz konusu olmayacak. Her insan dünyaya bir defa gönderiliyor. Hayatı boyunca kendisine değişik fırsatlar veriliyor ama bunları değerlendirememişse bu kimsenin feryadu figan etmesi diğer alemde ona bir fayda vermiyor. Ve ma hum bi haricine minen nar ve onlar ateşten çıkacak değiller. Yani onlara izin verilmeyecek, tekrar dünyaya döndürülmeyecekler. Değerli izleyenlerim burada tabii hepimize bakan önemli bir ders var. Acaba kimin peşinden gidiyoruz? Gittiğimiz insanlar bizi cennete doğru mu götürüyor? Yoksa ateşe doğru mu götürüyor? Bu noktada dikkat etmek lazım. Olur ya insanlar farkına varmadan da her ne kadar kendi niyetleri iyi de olsa kötü insanların peşinden gidebilirler. Avamın aslan olanlar fazla düşünmeden kötü yollara da kötü önderlere de takılabilirler. Bu noktada herkesin bir düşünmesi lazım. Yani benim peşimden gittiklerim acaba nereye doğru gidiyor? Allah'a mı götürüyor yoksa ateşe doğru mu götürüyor? Herkesin bu noktada düşünmesi gerekiyor. Ve kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğimiz insanlara bakmak lazım. Bunlar ibadetinde, takvasında mümtaz insanlar mı? Yoksa diyelim içki meclislerinin müdavimi olanlar mı? Kötü yolların yolcusu olan kimseler mi? Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve bize düşen başta peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak. Kur'an-ı Kerim onları sırat-ı müstakim ashabı olarak Allah'ın kendilerine özel nimette bulunduğu seçkin kimseler olarak bize bildiriyor. İşte peygamberler, 124 bin peygamber geldiği bazı rivayetlerde geçer. Ve onlar için de en son peygamber, Peygamber Efendimiz. Ve peygamber yolunda giden Ebu Bekir Sıddık gibi sıddıkların bulunduğu kimseler. Ve şehitlerin ilk dört halifeden üç tanesi şehit olmuştur. Hazreti Hamza gibi, Mus'ab bin Ümeyr gibi önde gelen şehitlerin gittiği yol. Öte yandan salihlerin, salih insanların gitmiş olduğu yol. Az çok bu bellidir aslında. Yani iyi insanlara insan baktığında
bunların diğerlerinden farkını görür ve eğer basiretli davranırsa o gibi insanlarla beraber olmaya çalışır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aleykum bil cema'a iyyakum vel furga buyuruyor. Yani cemaat halinde olun, ayrılıktan, tefrikadan kaçının. Fe inne şeytana mal vahid, şeytan tek olanlarla beraberdir. Ve minel ifneyne eb'at, ama iki kişi olduklarında onlardan uzak kalır. İşte yolculuğa çıkıldığında bile iyi bir yol arkadaşı olması son derece önemli. Tek başımıza yola çıkmak değil, iyi yol arkadaşı veya arkadaşlarıyla beraber çıkmak. Demek ki kiminle gittiğimize, kiminle yol arkadaşlığı yaptığımıza dikkat etmek gerekiyor. Ve yol arkadaşlığı yaptığımız kimseler cennete doğru giden kimseler mi? O yolun yolcuları mı? Peygamber yolundan, şehitler, sıddıklar yolundan giden kimseler mi? Buna bakmak lazım. Ve kişi işte sevdiğiyle beraber, kişi arkadaşıyla beraber bu noktalardan kimlerle arkadaşlık yaptığımıza, kimlerle beraber gittiğimize dikkat etmek gerekiyor. Yoksa diğer alemde feryadu figan bize fayda vermeyecektir. Ah tekrar dünyaya dönsek de bu defa iyilerle beraber olsak, salihlerle beraber olsak demek bizi kurtarmayacaktır. Ya eyyühennas, ey insanlar, kulû mimmâ fil art, arzda olanlardan yiyin, halâlen tayyibe, helal hoş bir şekilde yiyin. Yani arz bizim bir soframız. Arz yeryüzü demek. Yeryüzü bizim için bir sofra durumunda. Ama bu sofrada helal olmayanlar da var. Diyelim domuz eti helal kılınmamıştır. Ve yine bazı şeyler bize helal kılınmamıştır. Haramlardan kaçmak lazım. Ama helal olanlar sayıca daha fazladır. Haram olanlar sayıca azdır. Ama helallerin sayısı ise fazladır. İşte o helal olanlardan helal hoş bir şekilde yemek gerekiyor. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına uymayın. Yani helal hoş olanlardan yiyin ama şeytan boş durmaz. Şeytan haramı da yedirmek ister. Haramdan içirmek ister. Haramı merak ettirir. İşte Hazreti Adem ve Hazreti Havva kendilerine bir ağaç yasaklanmıştı. Şeytan vesvese verdi ve sonunda o haram ağacın meyvesinden yedirdi. Şu andaki insanlara da şeytan acaba içki nasıl merak etmiyor musun dedirtebilir. Ya iç ne olacak ki bir tadına bak bundan zarar gelmez dedirtebilir. Bunlar adımdır. Diyelim şeytan bir anda hemen böyle alkol oranı fazla olan içkileri içirtmeyebilir. Bir adam başlatır ama bu da bir adım. Bunun daha ilerisi diyelim şaraptır veya daha diğer içkilerdir. Adım adım şeytan hedefine varmaya çalışır. Ve bize düşen şeytanın adımlarına karşı uyanık olmak ve şeytanın istediği adımları atmamak. İnnehu lekum aduvvun mubin. Şüphesiz ki o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Yani atanız Adem ve Havva'ya düşman olduğu gibi sizlere de düşmandır. Ve onun düşmanlığı gayet ayan beyandır. Zahir bir şekilde o düşmandır. İnnemâ ye'murukum bissû vel fahşâ. Şeytan size kötü şeyleri ve çirkin şeyleri emreder. Burada emreder ifadesi, demek ki şeytan bazılarının amiri oluyor. Amir emreder, emri yerine getirilir. Eğer bazı insanlar da şeytanın emrini yerine getiriyorsa, şeytanın memurları haline gelmiş olurlar. İşte o size kötü şeyleri ve çirkin şeyleri emreder. Ama şeytan bunları yaparken فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara amellerini güzel gösterdi diyor. Yani şeytan bu bir pisliktir diye bunu söylemez. Diyelim içki içirtecek, medeniyetin bir icabı olarak bunu takdim eder. Kumar oynatacak, dertlerini unutursun diye takdim eder. Bu manada şeytan kötülükleri, pislikleri güzel göstererek, sevimli göstererek insanları kandırmaya çalışır. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve şeytan size Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Yani bir ilme dayanmadan cahilce konuşmanızı şeytan size emreder. Cenab-ı Hak şeytanın her türlü adımlarından, desiselerinden hepimizi muhafaza eylesin.
Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.